Haberimize halbuki başlamadan önce kanalımıza abone olabilir, görüşlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Veya bilgisayar ekranı üzerinde birkaç tuşa basarak gerçekleştirdiğimiz işlemlerin her biri için saatlerce, günlerce, haftalarca, hatta yeri geldiğinde aylarca, yıllarca uğraşmak gerekiyordu. İnsanların birbirleriyle iletişimi, buluşması, görüşmesi, konuşması için ya belli imkanlara ya belli programlara ihtiyaç vardı. Bugün cep telefonu ve onun üzerindeki uygulamalarla saniyeler içinde dünyanın her köşesindeki insanla iletişime geçmek mümkündür. Hiç şüphesiz dönüşüm gibi bu süreçte de ülkeler ve toplumlar arasında çok ciddi adaletsizlikler söz konusudur. Kimi yerlerde bireyler dijital çağın her imkanından sonuna kadar faydalanırken, kimi yerlerde hala ilkel dönemin şartları içinde hayata tutunma mücadelesi veren topluluklar vardır. Artık küresel düzeyde adalet, yiyecek ekmek, içecek su, barınacak ev ihtiyaçları yanında dijital çağın altyapılarını da kapsayacak şekilde değerlendirilmelidir. Türkiye geçtiğimiz iki asırda yaşadığı tecrübeler ışığında dijital çağa sıkı sıkıya sahip çıkmaktadır. Hamdolsun ülkemize kazandırdığımız güçlü eser ve hizmet altyapısı sayesinde dijital çağın imkanlarını milletimizin emrine pek çok gelişmiş ülkeden daha önce verebilmeyi başardık. Özellikle sanayiden ticarete, kamu hizmetlerinden eğitim ve sağlığa kadar her alanda kritik öneme sahip dijital altyapıyı daha da geliştirmekte kararlıyız. Ülkemizi dijitalleşmenin getirdiği küresel değer sisteminin en üstüne çıkarmak için fiber altyapı başta olmak üzere gereken adımları daha hızlı şekilde atmanın hazırlıkları içindeyiz. Veriye dayalı yenilikçiliği destekleyecek, milli teknoloji üretim kabiliyetlerimizi geliştirecek, yapay zeka teknolojilerinde öne geçmemizi sağlayacak strateji çalışmamızı yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Bu alandaki uzun vadeli yol haritamızı da içerecek strateji belgemizde sürecin içerdiği risklere karşı ülkemizi nasıl koruyacağımızı da ortaya koyacağız. Asıl büyük tehditlerin konvansiyonel yöntemler yanında siber uzaydan da geleceğinin bilinciyle güçlü bir siber savunma mekanizması oluşturacağız. Değerli kardeşlerim, bu vesileyle 15 Temmuz'da evet bu merkezde şehit olan iki kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine sabırlar diliyorum. Ve bu şehitlerimizle ülkemiz yükseldi. Yükselmeye devam ediyor. Bu duygularla bir kez daha hizmete alma töreni vesilesiyle birlikte olduğumuz TürkSat 5A uydumuzun ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini Allah'tan diliyorum. Uydumuzun ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tekrar tebrik ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Efendim, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitaplarından dolayı teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı arz ediyoruz. Ve Zat-ı Devletlerini bir müddet daha tensip buyurursanız törenimiz için sahnede misafir etmek istiyoruz efendim. Efendim şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız butona basmak suretiyle
TürkSat 5A uydumuzu hizmete alacaklardır. Evet, bizler de hep birlikte bu tarihi ana şahitlik edeceğiz birazdan. Sayın Cumhurbaşkanımız butona basmasıyla uydumuzdan böylelikle ilk görüntümüzü de almış olacağız. Evet, arz ederim. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanı. Evet. Aziz milletim, ekranları başında bizi izleyen sevgili milletim, şu anda butona basmak suretiyle TürkSat 5A'yı hizmete alıyoruz. Hazır mıyız? Gölbaşına bu yakışmıyor. Hazır mıyız? Öyleyse şu anda butona basıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı olsun. Ses. Evet, Sayın Cumhurbaşkanımız şu anda butona bastı ve Sayın Cumhurbaşkanımız şu anda ekranda gördüğümüz görüntü TürkSat 5A uydumuz tarafından sağlanmaktadır. Ay yıldızlı bayrağımızı, dalgalanan ay yıldızlı bayrağımızı görüyoruz. TürkSat 5A tarafından alınan ilk görüntümüz şu anda ekranlara yansıyor. Efendim, devreye almış olduğumuz uydumuzla birlikte ülkemizin yanı sıra Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan çok geniş bir coğrafyaya ulaşacağız böylelikle TürkSat 5A uydumuzla ve aynı zamanda TRT World ve TRT Arabia gibi milli kanallarımızla kendi uydumuz marifetiyle ilgili bölgelere ulaştıracağız. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın diyoruz. Efendim, şimdi Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızı sahneye davet ediyoruz. Günün anısına hediyelerini arz etmek üzere. Sayın Cumhurbaşkanımız, TürkSat 5A uydumuz maketi Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediliyor. Efendim, aile fotoğrafı içinde AK Parti Genel Başkan Vekilimizi, Genel Başkan Yardımcılarımızı, Milletvekillerimizi evet sahneye davet ediyoruz. Evet, Cumhurbaşkanlığı İdare İşler Başkanımızı, evet İşler Başkanımızı sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Evet, maskeleri çıkartıyoruz efendim. Maskeleri çıkartıyoruz. Fotoğraf için. Evet, aile fotoğrafı için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Efendim, çok teşekkür ediyoruz. TürkSat 5A uydusu hizmeti alma törenimiz burada sona ermiştir. Teşriflerinden dolayı bir kez daha ilklerin ve hizmetlerin öncüsü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı arz ediyor ve Zaltı Devletleri'ni saygılarımızla uğurluyoruz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Saygılar hemşehrilerimize günün bu saatlerinden itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı sevgiyle, coşkuyla karşılayan
bütün Ankaralı Gölbaşı'lı hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.